utanmış babasının karşısına çıkmaya. Demiş ki anacığına, ana demiş, etme, eyleme. Bahtan olmadığı için orada boğularak can vermiş. Ve savşan da aslanı alt ederek yolunu zıplayarak devam etmiş. Bravo. İlk önce onunla bir kapışıp görüşüm, sonra beni yersin zaten. Ben nereye kaçabilirim ki? Kısa bir kırgız basını anlatacağım. Eğer zaman içinde kalır zaman içinde. Deliğinde yaşayan bir tavşan varmış uzak ülkelerde. Dönüp geldiğinizde bakalım yüzüğü olmayan alan kim, giden kim, varan kim, bulan kim, saraya giden kim anlarız. Bir kaleye rast gelmiş. Kalede ne kale? Öyle büyük, öyle ihtişamlıymış ki kalenin başı havada. Şimdi bu evvel zaman masal etkinliği Bursa Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik ve bu sene ilk defa 40 anlatıcı ve 100 tane masalı kapsayan büyük bir organizasyon. Türk masallarını anlatacağız hepimiz. Ve aramızda Azeriler, Acem, İran'dan gelenler, Kazakistan'dan gelenlerle uluslararası bir büyük bir festivalin bir parçası olduk. Evvel zaman masal şenliği, hepimiz de çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz masal kültürü artık bu televizyonlar olduktan sonra işte Netflix diziler falan, Türk masal kültürü yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştı ta ki Bursa müze karar verdi ve Türk masallarını çocuklarla buluşturuyor ve bizim tekrar eski masal kültürünü geri getiriyor ve biz de çocuklarla işte o Türk masallarını paylaşacağız. İnşallah onlar da kendi çocuklarıyla bunu paylaşacak ve hiç ölmeden devam edecek Türk masalları. 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık masallarımız var. Bu festivalde anlatılacak. Hepinizi bekliyoruz. Masal anlatmayı seviyor musun? Evet. Masal anlatmayı. Yani birden fazla kişi olursa çok. Yani babam da anlatmıştı zaten. Hadi gel sen böyle bir çocuklar bir Türk masalını anlat dedi. Ben de kabul ettim. Sevdim çünkü. Ondan sonra bir sürü masal aradık. Uygun mu değil mi diye hepsini aradık. Bir tanesini bulduk. Bunu da seçtik. Bunu da anlattım. Yani genelde hiç takılmam falan olmaz. Yani iki kere anlatmıştım. Diyelim kelimeleri birazcık böyle çocuklara uygun değil ama bir çocuk masalı gibi bir şeyse kelimeler böyle yumuşatılmalı.